Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer siz de sukulentlere sahipseniz ve benim gibi açık yerde bulunduruyorsanız kışa giderken bence bu şekilde kendinize bir yaprak salatası hazırlayın. Çünkü arkadaşlar önümüzde ne kadar kış olacak, ne kadar don olacak bunu bilemiyoruz. Mecburen dışarıda bırakıyoruz sukulentlerimizi. Benim örneğin içeriye ancak çok don olduğu gecelerde alabilirim. Bunu yapmaya niye karar verdim? Buraya çok değişik türlerde, çok istediğim türlerde arkadaşlar şu şekilde yapraklardan aldım ve koydum. Bu şekilde ben bunu kaldıracağım. Ve çimlenene kadar da tekrar bir toprağa koymayacağım. Bunu şöyle ucunun yarası kurusun 15 gün sonra falan değerlendiririm. Fakat şu an koymayacağım arkadaşlar. Bende olan türlerin 3'ünden 5'inden bu şekilde alarak bu şekilde doldu. Biraz fazla oldu. Biraz üst üste oldu ama arkadaşlar hep aklımdaydı. Ama kıyamıyordum sukulentlerime. Fakat buna niye karar verdim? Bunu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar, bu benim yatırdığım bebeklerimdi. Fakat size şöyle göstereyim. Bazıları kimisine attım, iyi ki şunları koymuşum. Bazıları bu gece bu şekilde donmuş arkadaşlar. Benim burası çok soğuk, böyle karasal iklim olan bir yer değil. Normalde denizin kenarında nemi çok olan bir yer. Fakat bu şekilde don yaşamış olunca arkadaşlar hem de bu ayda Kasım'ın başında ben bu sefer çok korktum ve dedim ki ben dedim bu şekilde türlerimi kaybedeceğim. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bu daha önce de olmuş ve ben bunun çok farkında olmamışım. Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle kurumalar olmuş, çürümeler olmuş. Biliyorsunuz bunu bana çok sağ olsun, Allah razı olsun. Leş kaktüsleri sayfasından göndermişlerdi. Bakın. Yani bu şu kısımlar arkadaşlar. Eğer yazın bu yapraklar olmuş olsaydı çok hızlıca patlayacaktı. Şimdi bunu bu saksıma artık geceleri içeri alacağım ve gündüzleri dışarı atacağım. Şöyle bir şey var. Formunu kaybetmesinden korktuğum için sürekli içeride tutamıyorum arkadaşlar. Tabii ki oluşanlar da var. Şu şekilde bakın. Oluşanlar var. Şöyle bakın. Oluşmaya çalışanlar var. Ama bunun formunu kaybedip boy uzatıp ondan sonra sağlıksız bir bitki olmaması için gün ışığına çok ihtiyacı var. Ve ben o gün ışığını vermeye çalışacağım. Ama arkadaşlar şu şekilde de ölmüşleri görünce gerçekten insan üzülüyor. Mesela bakın şu yapraktandı bu. Ve bu gece yanmış. Bakın. Bunlar yanmışlar arkadaşlar. Bu yanmış olanları da görünce geceleri içeri almaya karar verdim. Normalde bu kadar titizlenir miydim? Bakın. Normalde bu kadar titizlenir miydim? Ben kendi sukulentlerimde bu tür bir sıkıntı yaşamamıştım. Çünkü buraya alışıktılar arkadaşlar. Buraya alışık oldukları için ben size bunlarla birlikte yatırdığım kendi bebeklerimi de göstereyim şöyle arkadaşlar. Ben bunları onlarla birlikte yatırdım ve bunlar bu şekilde büyüyorlar. Hiçbir şey olmadılar. Bakın şöyle. Yani nasıl göstereyim? Şöyle arkadaşlar. Yapraklar olduğu gibi duruyor ve hepsi kök çıkarttı. Şimdi bir de şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunlar bana Hatay'dan geldi arkadaşlar ve Hatay gerçekten buradan çok daha sıcak bir yer. Çok daha sıcak bir yerden geldi ve buraya gelmiş olduğu zaman arkadaşlar Hatay'dan buraya geldiğiniz zaman burası yayla havası gibi kalır. Çünkü gerçekten Hatay çok sıcak. Öyle olunca da arkadaşlar tabii ki biz
bu sıkıntıyı yani böyle hiç beklemediğim bir don olayını yaşamış olduk. Tabii ki her yaprak yaşayacak diye bir şey yok. Ama bunlar sağlıklı yapraklardı. Yani yaşamaması için de bir sıkıntı yoktu. Tabii ki hepsi aynı değil. Bunlar doğru şekilde yatırılmış yapraklarda şu şekilde çıkıyor zaten bebeklere. Ama yani kimisi şunlar örneğin Havva Hanım'ın gönderdikleriydi. Diğerleri de Hatay'dan gelen türlerdi. Ve bunlar da bu sorunu yaşayınca arkadaşlar bu gece oldu. Bu don olayını yaşayınca ki yani Marmara'da bu olayı yaşayınca ben sizi de bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Satın aldığınız sukulentler ve kaktüsler. İlk önce nereden aldığınızı bir kontrol edin. İklim farkı oluyor ve iklim farkında bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların form bozukluğu olmaması için gün ışığına ihtiyaçları var arkadaşlar. Ve bu gün ışığının olması için gündüzleri ben balkona çıkartacağım ve geceleri içeri alacağım. Bu şekilde deneyeceğim. Bunları bu şekilde büyütmeye çalışacağım. Çünkü boy uzatmış bir sukulent de hiçbir şekilde bizim işimize yaramaz. Ve gövdesi çok zayıf olur. Çok rahatlıkla çürümeye elverişli olur. Öyle bir sukulent de yetiştirmek istemiyorum. Yetiştirmişken arkadaşlar yani düzgün olsun. Böyle sağlıklı olsun istiyorum. Tabii ki şöyle uçlarını ben size göstereyim. Fakat şu arka kısımları bakın solmuş. Şu arka kısımlarında sıkıntılar olmuş arkadaşlar. Yani ben tabii ki önlemimi hemen almaya kalktım. Normalde bu cam kenarındaydı. Çünkü o cam kenarı çok güzel güneş alıyor. Tabii ki orası yine güneş aldığı zaman arkadaşlar ben bunu oraya yine çıkartacağım. Size şöyle göstereyim. Bakın bunun uç kısmı donar gibi olmuş. Onu şöyle koyacağım. Bakın kimisi de büyümeye başlamış. Onları hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Ve bunlar da benim kendi sukulentlerimin yapraklarından koparttıklarım. Ama bunları da ben şöyle hani nasıl derler? Gözden ırak, gönülden ırak bir yere koyacağım. Ve hepsinin şu uçlarında çimlendiklerini gördüğüm zaman saksıya yatıracağım bu sefer. Ve gündüzleri dışarıya koyacağım. Geceleri içeriye koyarak bunları bu şekilde büyütmeye çalışacağım. Çünkü burada bende olan türlerin hepsinin örneklerinden aldım. Arkadaşlar şu ikisi bunların da çok zor büyüyen, çok zor çimlenen türler. Şu ikisi. Yani büyük ihtimalle bir sene sonra böyle ele avuca gelir bir sukulentleri olur. O yüzden bunlardan çok almaya çalıştım. Bir türlü kıyamadığım, kopartamadığım o sukulentlerimi kıydım, koparttım. Onu da size bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar, şu alt kısımlarını tamamen koparttım. Çünkü çoğaltmam lazım. Yani bu çok sevdiğim bir tür. Ve şöyle hepsi altından yavrular çıkartıyormuş zaten arkadaşlar. Hepsi de altından yavru. Şöyle şunlar var bakın. Onlar gün ışığı görsün istedim. Bakın şöyle var. Bu buraya şöyle artık çim tutmuş arkadaşlar. Onu da bir açık alana alalım şöyle sizinle birlikte ve açık alanda büyüsün. Çünkü güneş ışığı gördükçe daha iyi olurlar. Şu alt kısmını açmak istedim arkadaşlar. Bakın şurada bir sürü şu benim en çok sevdiğim türden var. Ve o en çok sevdiğim tür arkadaşlar burada bunların altında kalmıştı. Yapraklarını aldım ki bunlara da alan açılsın diye. Ve şurada bakın. Şurada
yeni türler, yeni bebekler var. Onlar da yer açılsın diye bunların yapraklarını o yüzden almak istedim arkadaşlar. Benim için böyle çok ciddi, radikal bir karardı. Ama o kararı verdim. Bu yaprağı da sizinle birlikteyken arkadaşlar şuradan alayım ben. Onu da şuraya koyayım. Çünkü ya böyle birbirlerine yakın olsunlar diye hemen dip dibe koyuyorum. Sonra da sıkıntı yaşıyoruz tabii. Şöyle arkadaşlar, ama bunların şu ikisinin büyümesi aylar alır. O kadar yavaş büyüyorlar ki büyük ihtimalle bunlar büyürler, onları bastırırlar falan. Ben onları oradan almak zorunda kalırım. Böyle arkadaşlar, bugün videomu yeni yapraklarla ve iklim değişikliğinde yaşanabilecek olan sıkıntılara ayırmak istedim. Bunun için videoyu açmak istedim. Buradan ben size lütfen iklim değişikliğine dikkat edin ve satın aldığınız sukulentlerde bunları mutlaka gözlemleyin diye videomdan haberdar etmek istedim. Çünkü bunu ben yaşadım. Lütfen siz yaşamayın. Örneğin belki de benden aldınız arkadaşlar. Yani benden aldınız. Bakın benim attığım yavrular hepsi dibinde yağmur, yağış ne olursa olsun büyüdü. Çünkü buraya alışıklar. Ama size geldiklerinde oranın iklimine alışık olmayabilirler. Eğer alışık değillerse lütfen onları koruyun, kollayın. Bu şekilde kendi ikliminize göre ayarlamaya çalışın. Bu çok önemli. Yani sukulentlerinizi lütfen kendi ikliminize uygun bir şekilde bakın. Şunu da göstermek istiyorum ve hoşça kal demek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki ölenler oldu. Ama bakar mısınız? Rabbim neler yaratıyor arkadaşlar. Rabbime binlerce şükürler olsun. Düşün, kulunu şöyle bir yaprakla sevindiriyor arkadaşlar. Ne kadar büyük. Yani büyüklüğünü görüyor musunuz Rabbimin? Bir yaprakla kulu sevinebiliyor mu? Seviniyor işte. Rabbime binlerce şükürler olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.